sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlerle beraber sınavda da mutlaka çıkabileceğini düşündüğümüz bir konu var. O da bilimsel gösterim. Hadi hemen derse geçelim. Bir an sayısı arkadaşlar 1 ile 10 arasında olacak ve 1'e eşit olup 10'a eşit olmayacak şekilde bir rasyonel sayıdır. Ve bir n sayısı da tam sayı olmak üzere eğer ben a çarpı 10 üzeri n şeklinde bir gösterim görüyorsam biz buna bilimsel gösterim diyoruz. Hemen yazalım şu şekilde bilimsel gösterim. Şimdi aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimsel gösterimdir demiş. Mesela buna baktık. Burada gördüğümüz 10'un katsayısı yani 4 1 ile 10 arasında bir sayıdır. O halde bu bir bilimsel gösterimdir diyebiliriz. Aynı şekilde 3,2 yani 3 tam 10'da 2 sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olduğu için bu da bir bilimsel gösterimdir. 16 sayısı 1 ile 10 arasında olmadığı için arkadaşlar bu bilimsel gösterim değildir. 10 ise aynı mantıkla 1 ile 10 arasında olmadığı için bakın burada 10'a eşit olmamalı. O halde bu da bilimsel gösterim değildir. Burada ise ne var? 1 var bakın onun başındaki sayı. 1 de eşitlik söz konusu. O halde biz buna bilimsel gösterim diyebiliriz. 3 tam 10'da 2 var yine burada. O da 1 ile 10 arasında olduğu için bilimsel gösterim olur. 0 tam 10'da 5 sayısı 1 ile 10 arasında bir sayı olmadığı için bilimsel gösterim değildir. 0 tam %1 sayısı da yine 1 ile 10 arasında olmadığından dolayı bilimsel gösterim değildir. Burada 2 tam 10'da 1 var arkadaşlar. Bu 1 ile 10 arasında olduğundan dolayı bilimsel gösterimdir. 0 tam 10'da 9 yine 1 ile 10 arasında olmadığından dolayı bilimsel gösterim değildir. Ama 1 tam 10'da 9 1 ile 10 arasında olduğundan bu bir bilimsel gösterimdir diyebiliriz. Aynı şekilde 9 tam 10'da 3 de 1 ile 10 arasında olduğundan dolayı bu bir bilimsel gösterimdir diyebiliriz. Yani burada bir eşitlik var ama ona eşitlik yok. Yani 10 olduğu zaman bilimsel gösterim olmuyor. Bu sayfamızdaki soru ise demiş ki bize aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerinin karşılarına yazınız demiş. Şimdi böyle bir ifade tabii ki bilimsel gösterim olamaz. Çünkü onun katsayısı bakın onun kuvveti şeklinde olan bir üssü ifadenin katsayısı 1 ile 10 arasında olacak. 1'e eşit olabilir ama 10'a eşit olamaz. O halde bunu 1 ile 10 arasında yapabilmek için buradaki virgülü kaydıralım. 1, 2, 3, 4 tane kaydırırsak şayet bu 1 tam 10'da 7 olur ve 1 ile 10 arasında bir sayı elde etmiş oluruz. Sayıyı 4 tane büyüttüm. 4 tane büyüttüğüme göre onun kuvvetini 4 tane küçülteceğim. Eksi 2'den 4 azalırsak eksi 6 olarak bulabiliriz buranın sonucunu. Bir alttakine baktığımızda ise burada 3216 sayısı var. 1 ile 10 arasında değildir tabii ki. O halde ben bunu 1, 2, 3 tane küçültüp 3 tam 1000'de 216 şeklinde yazarsam 1 ile 10 arasında bir sayı elde etmiş olurum. O halde sayıyı 3 tane küçülttüm. Bunu 3 tane büyütmem lazım. Yani eksi 5'e 3 ekleyeceğim. O da 10 üzeri eksi 2 gibi bir sayı elde edilecek. Şimdi burada ise bunu büyütebilirim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane büyütürsem 1 tam %75 elde ederim. Ve bu 1 tam %75 de 1 ile 10 arasında bir sayıdır. Çarpı 10 üzeri. Peki bunu 3 tane büyüttüğüme göre bunun kuvvetini yani onun kuvvetini 3 tane küçülteceğim. 10'dan 7'ye inecek arkadaşlar. Burada da yine aynı mantıkla bunu 1, 2, 3, 4 tane azaltacağım. 4 tane azalttığım zaman 4 tam 10'da 3 olacak. Sayı 10, 4 tane küçüldü. O halde buradaki kuvvet 4 tane ne yapacaktır? Büyüyecektir. O zaman çarpı 10 üzeri 9 şeklinde bir ifade elde edilmiş olacak. Şimdi bir alttakine bakacak olursak burada da yine 1, 2, 3, 4 tane gelirsek buraya ne olacaktır? Orası 1 olacaktır. Bu da 10 üzeri. Şimdi 4 tane büyüdü. 4 tane sağa gitti. O zaman onun kuvveti 4 tane azalacak. Eksi 12'den 4 azalırsa eksi 16 şeklinde bir ifade elde etmiş olacağız. Bu tarz şeylerde arkadaşlar bakın 10 üzeri eksi 16 da yazabilirim. Sonuçta bir etkisiz eleman olduğu için çarpma işleminde. Yani böyle bir şey gördüğünüzde de buna direkt bilimsel gösterimdir diyebilirsiniz. Buradaki sorumuzda ise böyle bir sayı vermiş bize. Bir sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri b olduğuna göre a ile b kaçtır demiş. Şimdi hemen o sayıyı buraya bir yazalım. Şöyle 0 tam 10 binde 123 şeklinde yazmış olduk. Bu da 10 üzeri eksi
20 olacak değil mi? Şimdi bunun bilimsel gösterim olarak yazılabilmesi için şu kısmın 1 ile 10 arasında olması gerekiyor madem. O halde bunu 2 tane kaydıralım. Bir tam %23 olsun. Bu da 10 üzeri. Şimdi 2 tane büyümüş oldu sayı. O halde bu da 2 tane daha küçülecek ve -22 olacak. Bakın arkadaşlar şimdi ne olarak bulmuş olduk burayı? Şu kısım bilimsel gösterim olarak yazdık artık A. Şu kısım ise ne oldu bakın? B olmuş oldu. Yani yapmam gereken şey A ile yani bir tam %23 ile B'yi toplamak. Yani -22'yi ne yapmak arkadaşlar bakın toplamak. Bu şekilde işaretleri farklı olan sayıları toplarken ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani 22'den bir tam 23'ü ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. Buradaki sıfırlar var değil mi? Şimdi 10'dan 3 çıktı. Burada 7 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada ya virgülü direkt indirdik. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0. Burada da ne var? 2 var. O halde buranın sonucu 20 tam %77 olacak. Tabii büyük olan işareti geçerli olduğu için de buraya eksi diyeceğiz. Yani bu toplamın sonucu -20 tam %77 şeklinde bir ifadeyi almış olacak. Burada da bir problemimiz var demiş ki bize, insan vücudundaki damarlar küçük bir bedene sığsalar dahi gerçek uzunlukları mucizevi bir biçimde farklıdır. Ortalama olarak bir insandaki kılcal kan damarlarının uzunluğu 40.000 kilometredir. Bu uzunluğun metre cinsinden bilimsel gösterimini yazalım demiş. Şimdi ilk önce 40.000 kilometreyi bir yazalım şuraya. 40.000 diye yazdım şu şekilde. Bu kadar kilometre. Şimdi kilometreyi ne cinsinden istiyoruz? Metre cinsinden. Bunu bir metre olarak çevirelim. Şimdi bir sıfır atarsam, hektometre bir tane daha atarsam, dekametre bir tane daha atarsam metre olarak bunu yazmış olurum. Demek ki kılcal damarların uzunluğu bu şekilde bulunmuş oldu. Bakın 40 milyon metre şeklinde bulunmuş oldu. Değil mi? Şimdi bunun bilimsel gösterimini yazabilmem için benim onun kuvveti şeklinde yazıp onun da kat sayısını 1 ile 10 arasında da getirmem gerekiyor. O halde yapmam gereken şey şudur arkadaşlar. Bakın bunu 4 çarpı deyip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 var. 10 üzeri 7 yazdığım zaman ben bu sayıyı onun kuvveti şeklinde yazmış olurum. Ve de bakın başındaki 4 sayısı da 1 ile 10 arasında bir sayıdır. O halde bu ifadenin bilimsel gösterimi 4 çarpı 10 üzeri 7 olur arkadaşlar. İzlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.